Her gün bir başka alanda Pandora'nın kutusu açılıyor. Daha düne kadar iktidar yandaşlarınca sosyal medyada bir kahraman gibi alkışlanan, iktidar mensuplarınca yurt seyahatlerinde şeref misafiri olarak ağırlanan ve iktidarın sağladığı korumalarla dolaşan birisi, şimdi aynı iktidar tarafından suç örgütü ilan edilerek kırmızı bültenle aranıyor ve her gün yayınladığı videolarla ülkenin gündemini belirliyor. Şimdi sormak lazım, ne değişti? Hangi iktidar içi mücadele, hangi çıkar çatışması, hangi kaygılar dün Cumhurbaşkanı ile samimi pozlarda resim çektirebilen birini bugün kırmızı bültenle aranan statüye dönüştürdü? Yaşananlar vahimdir. Ortaya atılan iddialar, güvenlik bürokrasi düzeyinde yapılan açıklamalarla geçiştirilmenin çok 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 ötesindedir. Bu konuda en üst düzeyde Cumhurbaşkanlığı makamından açıklama yapılmak zorundadır. Bu açık bir şekilde 90'lı yılların Türkiye'sine geri dönüştür. Meşru siyasi aktörler, bizler medya ambargoları ile baskı altına alınmışken, şu ya da bu mafyatik kişiler ve gruplar ülke gündemine ağırlık koyuyorsa, iç mücadelelerini bu gündem içinde yapıyorlarsa, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkes nereye gidiyoruz sorusunu sormak zorundadır. Aslında mesele açıktır değerli vatandaşlarım. Sonu yaklaşan bütün uzun dönemli iktidar süreçlerinde görüldüğü gibi iktidar içi bir mücadele yaşanmaktadır. Tünelin sonu görünmeye başladığı içindir ki herkes tünelin sonuna ulaşmadan mümkün olan en büyük güç tahkimatını yaparak kendisini emniyete alma çabasındadır. Zaten artık yargı sorulması gereken soruların aranan cevapların peşinde koşmaktan uzun süredir kaçınmakta, imtina etmekte. Normal bir hukuk devletinde mafya, pelikan, milletvekili, eski bakan hakkında illegal işler, gasplar, cinayet ve uyuşturucu ifşaatleri havada uçuşurken, iddiaların soruşturulması cihetine gidilirken bu kokuşmuş düzende hem medya, hem iktidar, hem de yargı suspus aldı. Normalleşme sancıları yaşayan bir ülke olsaydık, çıkar savaşlarının sağladığı bu ifşaatlar gündemin birinci maddesi olurdu. Herkesin üç maymunu oynaması nasıl bir bataklığa sürüklendiğimizin de resmini çizmekte bize. Terörün tarifini yapan bu ifşaatlar ortaya yere serilmişken, gücü anca garibana yeten bu sistem tweet atan aracın kesmekte, zayıf delillerle insanların hayatlarını karartmayı terörle mücadele sanmaya devam etmektedir. AK Partili kardeşlerime buradan bir kez daha sormak istiyorum. Sizler bu partiye 28 Şubat'ın sağ sol artıklarıyla yeni bir mafya, siyasetçi, iş adamı düzeni kurulsun diye mi oy vermiştiniz? Hakkında şaibeler olan vekiller taltif edilip teşkilat sorumlusu yapılsın diye mi sizler bu partiye bel bağlamış, umut devşirmiştiniz? Onların kaderiyle bizlerinki ne ara kesişti diye hiç sormaz mısınız kendinizi? Onların çıkarlarıyla, onların düzenleriyle, onların hukuksuzluğu, yolsuzluğuyla sizlerin kader ortaklığı ne ara oluştu sormaz mısınız aziz kardeşlerim? Değerli kardeşlerim, bu kakafoni içinde küçük ortağın gündemi yine adı sivil ama aslı otoriterleşmeyi sağlama almak olan anayasa taslığı. Konuşmasını baştan sona dinlediyseniz eğer, ismini tekrarlar gibi sürekli devletten bahsettiğine şahit oldunuz. Adı sivil olan bir anayasadan bahis var ama bireyin devlete karşı korunması felsefesini araki bulasınız. Sorarım sizlere, anayasayı her Allah'ın günü dilediği gibi bypass eden bir iktidar neden yeni anayasadan dem vurur? Balon balığı avlanması bile kararnamelerle belirlenirken bunların yeni anayasa ihtiyacı acep nedendir? Belli ki küçük ortağın derdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otoriterliğini parlamenter sistemin karşısına koymaktır. Birilerinin siyaseti gladyatör arenasına çevirdiklerinden bahsettiği bölümse tam anlamıyla evlere şenlikti. Şikayet edene bakar mısınız? Gladyatör gibi siyaset edenler kimler acaba? Sakın cuma namazına giden genel başkan yardımcımıza saldıran gladyatör müsveddesi çeteleri savunanlar olmasın? Ülkeyi savaş meydanına, memleketi arenaya kim çevirdi acaba? Hele erkler arası kaostan şikayet etmesi hangi kafada bir anayasa istediğini de ele vermiyor mu? Öyle bir anayasa yapalım ki erkler arası kaos yerine erkler arası yani kuvvetler birliği olsun, öyle mi? Kaos olacağına birlik olsun, öyle. Kaos anayasası olacağına yerli milli anayasa olsun. Bütün erkler yani bütün güçler vesayetin emrinde olsun da gerisi ne olursa olsun. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin asıl gündemi bir Bahçeli anayasası değildir. Önümüze ninni mesabesine konulan geçmişin başarı hikayeleri de değildir. Türkiye'nin asıl gündemi
bugün yaşadığımız ve birikerek bir çığa dönüşen, nesillerimizin de geleceğini çalmaya mahtuf sorunlar yumağıdır. Son dönemde artan ve artık yüzsüzlüğün had safhasında normalleştirilen yolsuzlukların ana sebebi de budur. Her alana sirayet eden otoriterleşme sarmalı içinde hızla hep birlikte kaybetmeye doğru ilerliyoruz. Son 5 yıldır istikrarla sürdürülen ne kadar yanlış varsa artarak devam etti. Son 5 yılda hemen her konuda tarihe kötü anılar bırakan bir iktidarla yönetildik. 128 milyar doların buharlaşması hikayesinin yazılması ancak böylesi bir iklimde mümkün olabildi. Bin bir emekle zar zor biriktirilen kaynaklarımızın kurutulması ancak bu tek kişilik sözde hızlı yönetişim sistemi sayesinde gerçekleşebildi. Sayın Cumhurbaşkanı görevden aldığı Ticaret Bakanı'na müteşekkir oldu. Yaptığı hizmetlerden sitayişle bahsetti. Ne soruşturmaya, ne hesap sormaya, ne de konuyu yargıya intikal ettirmeye gerek görmedi. Çünkü çok iyi biliyor ki herhangi bir yolsuzluğa el atsa iktidar içi mücadele kızışacak ve herkes karşı tarafın yolsuzluklarını deşifre edecek. Domino etkisiyle yolsuzluğun Pandora kutusu çorap söküğü gibi birer birer açılacak. Artık sağlık, hukuk, yargı, enflasyon, faiz, salgın desteği gibi konularda Afrika ülkeleriyle yarışır hale geldik. Ama bütün bunlar Almanya'yı kıskandıracak seviyede olduğumuz yalanın bıkıp usanmadan tekrar edilmesini engelleyemedi. 10 milyona dayanan işsizler ordusu evine ekmek götürmekte zorlanır. Kelimenin tam anlamıyla açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken, ekmeğe muhtaç hale geldik eleştirileri, yüksek perdeden sistemler, nankörlük ithamları ve otobüsten atılan çaylarla cevap buldu. Ama bu kafa, halk sağlık ve rızık mücadelesi verirken rant peşinde koştuğunu, krizi fırsata çevirme derdinde olduğunu gizleyemedi. Her konuda şeffaflığı boğdu ama bu konuda ayan beyan ortalığa saçılan gerçekleri örtemedi. Halkı ucuz ekmeğe ulaşmaya çalıştıran muhalefetle savaş görüntülerinin kendi tabanında yol açacağı aksülemeli hesap etmekten de uzak düştü. Bu akıl tutulması, düşülen bu esaret halinin kendi ayağına sıkmak olduğunu da göremedi. Bugün artık tarımdan sağlığa, ekonomiden yolsuzluğa, AK Parti kendi tabandan gelen eleştirilerde engelleyemez hale geldi. 128 milyar nerede sorusunu sözde hicim etmek amacıyla hazırladıkları videoyu kendi kalelerine gol olduğu için yine kendi elleriyle sosyal medya mecralarından kaldırdılar. Trajikomik bir durum. Aziz milletim, şu ülkemizi düşürdükleri hale bakın ki sorunu sürekli iç mihrakları yükleyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Yokluk ve sıkıntı içindeki halkın ve kendi tabanınızın da o rakamlara itibar etmemesi sizin ancak çaresizlik içinde bir kez daha çürük dallara sarıldığınızı açık eder ve toplumu daha da öfkelendirir. Öte yandan bu toplum Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Bakan'dan 128 milyar dolar konusuyla ilgili alakalı sorulara hala cevap bekliyor. Sayın Bakan'ın da etrafındakilerinin de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere en tepedekilerin de artık şunu anlamaları şart değerli kardeşlerim. 128 milyar dolara artık kaçılabilecek bir soru değil ve ülkenin sırtındaki kamburları kat be kat artıran bu mesele bütün yönleriyle aydınlatılmadıkça hükümet 128 milyar dolar nerede sorusuna muhatap olmaktan kurtulamayacaktır. Şu halimize bakın, şu halinize bakın. Destek rakamlarını göz göre göre çarpıt, enflasyon istatistiklerini doğru düzgün vermeye çalışan kurulları siyaseten lağvet, gerçek rakamları bulmaya çalışanlara yargı sopasını göster, üstüne salgını minimuma indirmiş Avrupa karşısına ne kadar da başarılı bir yönetim sergilediğimizi halkın gözünün içine baka baka tekrarla. İnançsızlığın, samimiyetsizliğin, illüzyon çabalarının tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Sonra da bu toplumdan bu sisteme güvenmesini bekle. Aziz vatandaşlarım, ya şu akıllara durgunluk veren market genelgesine ne demeli? Sizlere de 80'lerin yasaklarla işlerin yürütüldüğünün zannedildiği günleri hatırlatmıyor mu? İnternet üzerinden dünya aleme satılan ürünlere zincir marketlerde yasak getirilmesi nasıl bir kafanın ürünüdür? Akıllarınca esnafın öfkesini milletin ihtiyaçlarına duvar örerek giderecekler. Akıllarınca yasak mağduru esnafın yanında görüntü verecekler. Soğan patates servisinin bir başka versiyonu bu. Yahu milleti saf kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Esnaf böyle mi korunur? Bırakın bu göz boyamacılığı. Esnafı mağrur eden bizzat sizlersiniz. Esnafı koruma derdi olan ona hibe verir. Kirasını, faturasını öder bizim bir yıl önce söylediğimiz gibi.
Kebengi milletin sağlığı için indirttiğinde kebengi kapatan esnafın arkasında dağ gibi durur. Devlet de hükümet de ona denir işte. Millet kendisinden korksun, muhalefet ayağına pranga vurmasın diye anayasal kılıfa sokmaya çalıştığınız, kurduğunuz ucube sistemi, garanti almaya çalıştığınız despotik yapıya ancak sizler devlet dersiniz. Tek bildiğiniz şey yasak. Ona yasak, buna yasak, ona engel, buna engel.